Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sinan Ateş suikastinin üzerinden bir ay geçti. Suikastin bağlantıları hakkında tartışmalar giderek büyüyor. Silahlı saldırıyı organize ettiği öne sürülen Doğukan Çep saklandığı otelde ele geçirilmiş ancak tetikçi Eray Özyağcı hala yakalanamamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, tetikçi Eray Özyağcı hakkında çarpıcı detaylara yer verdiği bir yazı yazdı. Saymaz, Özyağcı'nın sabıka kaydında azılı bir kapkaççı ve hırsız olduğu detayına yer verdi. Ateş cinayetinde en tepki çeken kısımlardan birisi de Ülke Ocakları Başkanlığı mertebesine erişmiş, akademisyen de olan böylesine önemli bir ismin suikastinin uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi sokak çetelerine ihale edilmiş olmasıydı. Suikast sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker de dijital tecdidini delerek bazı tweetleri retweet etmiş, bu konuyu takip ettiğini belli etmişti. Gazeteci Timur Soykan da Sedat Peker'in paylaşımlarına başlaması halinde belge ve bilgi paylaşımında bulunabileceğini söyleyerek şunları ifade etmişti. Bilgi olarak söylüyorum, Sedat Peker bu camiaya çok yakın bir isim. Durancı bir isim, bu yapılarla temas içinde olmuş, siyaset yapmış. Orada onun çok kaynağı var. Ülke ocaklarında da kaynağı var. Devlet içerisinde de onun gibi düşünen unsurlardan da ona bilgi ve belge geliyor. Elbette Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de pek çok bilgi ulaşmıştır. Bunları kendi hesabından paylaşması halinde ertesi gün gözünü Türkiye'de açar. Onun yerine daha uzun soluklu strateji izlemek zorunda. Sedat Peker eğer seçime 2 ay kala iadeyi göze alacak şekilde kamikaze hamlesi yaparsa benim hiç şüphem yok. Bunlardan birisi de Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olacaktır. Halk TV yazarı İsmail Saymaz hala yakalanamayan tetikçi Özyağcı hakkında birden çok kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunduğu için firari bir hayat sürdüğünü, bu cinayet için İstanbul'dan Ankara'ya gönderilirken trafik çevirmesine karşı kimliklerini göstermeleri için iki özel harekat polisinin eskortluğunda yola çıkarıldığını hatırlattı. Akabinde tetikçinin sabıka kaydını açıkladı. Özyağcı, 2 Kasım 1998'de Pendik'te doğdu. Kars'ın Ligor ilçesinde nüfusa kayıtlı. Ailesi bir süre Kocaeli Darıca'da oturdu. Ardından Maltepe'ye taşındılar. Özyağcı, küçük yaştan itibaren uyuşturucuya ve suça adım attı. İlk sabıkasını şantajdan aldı. Olay şöyleydi. Pendik'te 30 Ekim 2013'te 17 yaşındaki Eren A, elindeki odun sopasıyla okuldan çıkan 13 yaşındaki ÖFÖ'nün bozuk paralarını ve saatini zorla aldı. ÖFÖ eve dönerken Özyağcı ile karşılaştı. Özyağcı da birçok kez ÖFÖ'den tehditle para almıştı. Bu yüzden ÖFÖ, Özyağcı tarafından soyulmaktan ürktü. ÖFÖ'nün ifadesinden, Eray hani para diye sordu. Eren'in paralarımı ve kol saatimi aldığını söyledim. Eray'ın bana zarar vermesinden korktum. Eray, nasıl olsa bana 50 TL getirecektin. Sen parayı getir, ben saati sana veririm dedi. Telefon numaramı istedi. Özyağcı akşam saatin bende parayı getirdiğinde vereceğim diye mesaj attı. ÖFÖ'nün annesi şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 10 Nisan 2014'te bitti. Özyağcı'ya şantajdan 6 ay 20 gün hapis ve 320 TL para cezası verildi. Sabıkalı olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı. 3 yıl denetim uygulanacaktı. Özyağcı denetim altında olması gereken 3 yılda kapkaççıya dönüştü. Bu dönemde 1979 doğumlu Aytaç Karahan liderliğinde 3 kişilik kapkaç çetesi kurdular. Çetenin diğer üyesi 1993 doğumlu Sergen Ucay'dı. Karahan'a ait 34HM5664 plakalı araçla Anadolu yakasında dolaşıyor ve sokakta yalnız yürüyen kadınları hedef seçiyorlardı. Yöntemleri şöyleydi. Karahan araçla kadına çarpıyor, Özyağcı ya da Uca camdan uzanarak kadının çantasını veya cüzdanını alıyordu. BA'nın başına gelen böyle bir saldırıydı. Ümraniye'nin Çakmak Mahallesi'nde oturan 33 yaşındaki FA işe gitmek üzere evinden çıktı. Akasya Sokağı'nda yürürken bir araç FA'ya tosladı. Camdan bir el uzandı. FA'nın çantasını kaptı, araç hızla kaçtı. Bir tanık aracın plakasını almayı başardı. 3 kapkaççı yakayı ele verdi. Çantayı alan o tarihte 17 yaşında olan Özyağcı'ydı. Özyağcı ifadesinde şunları söyledi. Sergen'i eski mahallemden tanırım. Gezelim dedikleri için onlarla birlikteydim. Sergen'le Aytaç 3 ayrı kapkaç olayı yaptılar. Ben inmek istedim. Aleyhimize ifade verirsin diye indirmediler. Aytaç aracı kullanıyordu. Sergen çantaları alıyordu.
Özyağcı'nın ifadesi sayesinde aynı gün 3 kadının da kapkaç saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Onlardan birisi 42 yaşındaki M.A. idi. Ümraniye'de yaşayan M.A. kredi borcunu ödemek için sabah Selvi Caddesi'ne yürürken bir aracın arkadan çarpmasıyla yere düştü. Araçtan uzanan bir el cüzdanını kaptı. Diğeri de 31 yaşındaki Ö.Ö. idi. Ö.Ö. sabah saat 9'da işe gitmek için Kartal Orta Mahallesi'nden evden çıktı. Dümay sokakta yürürken Karahan'ın kullandığı araçtan çıkan bir kol çantasını aldı. Çete 3 Ağustos 2015'ten geriye doğru son 10 günde 2 kadına daha saldırdı. Bu kurbanlardan biri Kartal'da yaşayan 66 yaşındaki Ç.E. adlı kadındı. Ç.E. 30 Temmuz 2015 akşamı alışveriş yapmış. Petrol İş Mahallesi'ndeki evine yürürken yaya olarak yaklaşan Özyağcı, içerisinde engelli çocuğuna ait 2000 lira paranın olduğu çantayı alıp kaçtı. Sonuncusu 49 yaşındaki AK. AK 24 Temmuz 2015'te sabah 7'de Rüzgarlı Bahçe Mahallesi'nde yürürken Karahan'ın kullandığı araba arkadan yaklaştı. Özyağcı camdan uzanarak AK'nin omzundaki çantasına asıldı. AK bir süre yerde sürüklendi. AK'nin ifadesinden. Bir araba önümden gelip arkamdan dönüş yaparak bana doğru ilerledi. Eray yarı beline kadar camdan dışarı çıkarak elini uzatıp çantamı tuttu. Ben vermek istemedim. Bayağı mücadele verdim. Düştüm. Araç beni sürükledi. Özyağcı ifadesinde Karahan ve Uca'yı suçladı. Ötekiler inkar etti. Savunmaların hükmü yoktu. Çünkü 5 kadının çantası çalınmış, cüzdanlar, para, kimlik ve kredi kartları Karahan'ın evinde bulunmuştu. Bir de Özyağcı, AK'ye saldırdıkları sabah Maltepe'de markete zorla girip sigara çaldı. Özyağcı, işlediği suçlardan ötürü İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandı ve hapis cezaları aldı. Örneğin, ilk sabıkası olan şandar suçundan 6 ay 20 gün ve 320 lira para cezası yedi. B.A.'ya yönelik kapkaçtan ötürü 2 yıl 9 ay 10 gün ceza verildi. Aynı mahkemede 3 kapkaçtan daha ceza aldığı için sabıkası geçmişteki hali dikkate alındığında ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından ceza ertelenmedi. M.A.'ya yönelik yağma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, Ö.Ö.'ye yönelik hırsızlıktan 2 yıl 9 ay 10 gün, Ç.E.'ye yönelik hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, AK'ye yönelik yağmadan da 5 yıl 6 ay 20 gün ve sigara çalmaktan da 1 yıl 15 gün hapse çarptırıldı. Tamamında 18'den küçük olmasından ve mahkemeye saygılı tutumundan dolayı indirimlerden yararlandı. Cezaların toplamı 21 yıl 10 ay 15 gün. 16 yıl 10 ay 16 günü kesinleşti. Özyağcı 5 Ağustos 2015'ten 16 Mart 2016'ya kadar yalnızca 7 ay tutuklu kaldı. Özyağcı firarı olmasına rağmen yakalanmadı. İstanbul'da suç işleyerek hayatını sürdürdü. Bu süreçte azmettiricisi olan Doğukan Çep'le tanışmış olmalı. Çep'in ifadesinden. Özyağcı'yı 2-3 yıl kadar önce Tuzla'da kalabalık bir arkadaş grubuyla tanıdım. Eray'ı tanıdığım dönemde aranması olduğunu bilmiyordum. Samimiyetimiz arttıkça aranması olduğunu öğrendim. Bir işte çalışmadığını, sanayide dükkanlarının olduğunu, oradan gelen gelirle hayatını idame ettirdiğini söylerdi. Yaralama, öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığını, çocukken Sübyan cezaevinde 5 yıl yattığını söylerdi. Eray, yabancı ülke numarası kullanır, FaceTime ve e-mail üzerinden arama yapardı. Sık numara değiştirirdi. Pendik'te ve Tuzla'da arkadaşlarına ait, arkadaşlarına kiralattığı evlerde kaldığını bilirim. Zaman zaman bende kaldıkları olmuştur. Değerli dostlar, Çep ve Özyağcı ortak işledikleri ve kayıtlara geçen ilk suçları alacak tahsilatından ötürü 11 Ekim 2022'de Darıca'da bir restoranın silahlarla basılarak 4 kişinin yaralanması oldu. Ancak saldırıda yanlış kişileri vurdular. 2,5 ay sonra Sinan Ateş Ankara'da öldürüldü. Suikasti azmettiren Çep'ti. Tetikçi de Özyağcı. Acıdır ki tutuklanan iki özel harekatçı, cinayetten aranan ve uyuşturucu çetesi üyesi olan Çep'e onun azmettirdiği kapkaççıya Ateş'in öldürmeleri için eskortluk ettiler. İki polis, normalde bileklerine kelepçe takılması gereken iki firariye neden yardım eder? Değerli dostlar, yorumu size bırakıyoruz. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.